Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, bu dersimizde size özellikle üniversite sınavı anında size panik yaptırabilecek sorular üzerinde durmak istiyorum. Arkadaşlar, bu sorumuz limit sorusuyla ilgili. Şimdi bu soruyu detaylı bir şekilde inceleyelim. Detaylı bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde bu soruyu çözelim. Arkadaşlar, şimdi öncelikle bir limit sorusu x eksi sonsuza gidiyor. 25x kare eksi 4x karekök içerisinde. İşte yine karekök içerisinde 4x kare artı 7. Gene bir x var tek başına ve yine küp kök içerisinde 8x küp eksi 5x kare. Arkadaşlar, şimdi bakın burada bir ikinci dereceden x var. Bir birinci dereceden x var. Bir üçüncü dereceden x var. İkinci dereceden x var. Karekök içerisindeki ifadelere. Şimdi arkadaşlar, bir bu konuda şöyle bir bilgi verelim. Örneğin y eşittir x küp artı x kare gibi bir fonksiyonumuz olsun. Bakın dikkat edin, bunun derecesi 3. dereceden, bunun derecesi 2. dereceden. Arkadaşlar, x eşittir eksi 1 ise bu ne olur? Eksi 1'in kübü eksi 1 olur. Bu ne olur? Eksi 1'in karesi 1 olur. X eşittir eksi 2 ise bakın, eksi 2'nin kübü ne olur arkadaşlar? Eksi 8 olur. Eksi 2'nin karesi ne olur? 4 olur. X eşittir eksi 3 ise arkadaşlar, eksi 2'nin kübü nedir? Eksi 27'dir. Yani burası eksi 27'dir. Burası ne olur? Eksi 2'nin karesi ne olur? Yani x gördüğümüz yere eksi 3 koyarsak 9 olur. Burası 9 olur. Yine devam edelim. X eşittir eksi 4 ise bakın, x gördüğümüz yere eksi 4 koyarsak eksi 4'ün kübü ne olur? Eksi 64 olur. Eksi 64 olur. X yerine yine eksi 4 koyarsak eksi 4'ün karesi ne olur? 16 olur. Ve bu nokta 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 devam eder. X giderken eksi sonsuz ise. Arkadaşlar dikkat edin. X'in değeri küçüldükçe, yani eksi sonsuza doğru gittikçe, bakın bu x küplü, yani derecesi yüksek olan x'in artık x kareli ifadeye göre ezici bir üstünlük sağlıyor. Yani x eksi sonsuza giderken limitin değerini, bu değerin nerede son bulacağını hangisi belirliyor arkadaşlar? X küplü terim, yani derecesi yüksek olan terim belirliyor. O zaman şöyle diyebiliriz. X eksi sonsuza ya da x sonsuza da olabilir. Sonsuza giderken sonucu derecesi yüksek olan x belirler. Bakın gerçekten de öyle. Yani derecesi hangisinin yüksekse x artık eksi sonsuza giderken, de durum böyledir. Derecesi büyük olan x sonucu belirliyor. Evet. Yani mesela bu eksi 5 olsaydı bu eksi 125 olacaktı. Bu 25 olacaktı. Bakın fark giderek açılıyor arkadaşlar. Yani
x eksi sonsuza gitsin veya sonsuza gitsin, sonucu derecesi yüksek olan x belirler. Şimdi arkadaşlar, bu bilgi ışığında, yani bu ne demek? Bu şu demektir. Bakın, burada bir x kare var. 25x kare, eksi 4x. Bakın, biz artık burada hangisini dikkate alacağız? Çünkü limit eksi sonsuza gidiyor. 25x kareyi dikkate almamız gerekiyor. Burada 4x kareyi dikkate almamız gerekiyor. X tamam, bu x. Başlı başına bir terim, tek başına. Tek başına. Burada ise arkadaşlar yine 5x kare değil 8x kübü dikkate almamız gerekiyor. Neden? Çünkü bunların derecesi yüksek. O zaman biz ifadeyi şöyle yazabilir miyiz? Limit x eksi sonsuza giderken karekök içerisinde 25x kare artı karekök içerisinde 4x kare x tek başına artı bu da küp kök içerisinde 8x küp. Arkadaşlar, yani şu bilgi ışığında şu derecesi küçük olanları dikkate almadık, derecesi büyük olanları dikkate aldık. Şimdi arkadaşlar, bunu şöyle yazabilir miyiz? Limit x giderken eksi sonsuza karekök içerisinde 5x'in karesi artı karekök içerisinde 2x'in karesi x artı küp kök içerisinde 2x'in kübü. Arkadaşlar, burada şuraya dikkat edelim. Zaten size sınavda yanıltacak olan kısım da burası. Şimdi arkadaşlar, karekök içerisinde 5x'in karesi. Bu nasıl dışarıya çıkar diye sorsam, bana şu şekilde cevap verir misiniz? Arkadaşlar, böyle yaparsak ne olur? Yanlış olur. Neden? Çünkü karekök içerisinde 5x'in karesi bu şekilde dışarı çıkmaz. Bu şekilde. Yani mutlak değer içerisinde dışarı çıkar arkadaşlar. Bakın, bu soruda sizi yanıltacak husus burası. Buraya çok dikkat edin. Yine arkadaşlar, karekök içerisinde 2x'in karesi nasıl dışarı çıkar? Mutlak değer içerisinde 2x diye dışarı çıkar. Evet arkadaşlar. Peki arkadaşlar, şu nasıl dışarı çıkar? Yani küp kök içerisinde 2x'in kübü, arkadaşlar bu dışarı olduğu gibi çıkar. Arkadaşlar, eğer izlemediyseniz benim tanımsız ifadeler neden tanımsız adlı videomu izleyebilirsiniz. Burada bunların neden
mutlak değer içerisinde dışarı çıktığını. Neden? Küp köklerin dışarıya olduğu gibi çıktığını orada daha iyi anlarsınız. Bakın buranın kök derecesi çift. Buranın ise ne? Tek. Onun için arkadaşlar bunu ne yapıyoruz? Olduğu gibi dışarı çıkaramayız çift köklerde. Yani çift sayı dereceli köklerde bunu olduğu gibi dışarı çıkaramayız. Olduğu gibi çıkarsak yanlış olur. Ama mutlak değer içerisinde çıkarabiliriz. Ama buradaki sayı tekse kök içini olduğu gibi dışarıya çıkarabiliriz. O zaman arkadaşlar bu neye eşit olur? Limit x giderken eksi sonsuza. Arkadaşlar bu dışarıya nasıl çıkar? Mutlak değer içerisinde 5x diye çıkar. Artı bu dışarıya nasıl çıkar? Mutlak değer içerisinde 2x diye dışarı çıkar. Arkadaşlar burası x diye dışarı çıkar. Artı arkadaşlar bu küp kökün dışında olduğu gibi çıkar. Bunları birbirine karıştırmayalım. Arkadaşlar şimdi mutlak değerli bir ifadeyi dışarı çıkarırken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Hemen onun da bilgisini vereyim. Mutlak değerin içi 3 ise örneğin şöyle diyelim, örneğin mutlak değerin içi 3 ise bu olduğu gibi dışarı çıkar. Çünkü mutlak değerin dışına sayı her zaman artı olarak çıkar. Şayet şöyle ise eğer mutlak değerin içi eksi ise arkadaşlar, bunun dışına artı çıkması için şimdi olduğu gibi çıkarırsak ne olur? Mutlak değer olduğu gibi çıkarırsak olmaz. Mutlak değerin içerisinde hep artı çıkması lazım. Bu mutlak değerin içerisi eksi ise bunun dışarıya artı çıkması için mutlaka bu içindeki ifadeyi eksiyle çarpmalıyız ki dışarıya artı çıksın. Yani ne olur o zaman arkadaşlar? Bakın eksiyle eksiyi çarptık. Artı 3. Şimdi burada x eksi sonsuza gidiyor. X eksi sonsuza gittiği için mutlak değerin içi nedir? Şunun işareti eksidir. Bu içerideki İfadenin sayının veya ifadenin işareti ne olacak? Eksi olacak arkadaşlar. Yani bunu biz şöyle diyebiliriz. Limit x giderken eksi sonsuza. Bakın bunun dışarıya artı çıkması için eksi 5x yapıyoruz. Artı, tabi bu artı, buradaki artı. Bunun dışarıya artı çıkması için eksi 2x yapıyoruz. Bölü, arkadaşlar bu mutlak değer içerisinde olmadığı için bunları olduğu gibi alıyoruz. Yani x ile 2x'i toplarsak ne olur? 3x olur. Evet. Arkadaşlar bunları toplarsak da neye eşit olmuş olur? Eksi 5x artı ile eksiyi çarptık. Eksi olur. Yani bunların ikisini toplarsak eksi 7x olur. Bu da ne olur? 3x olur. X'ler birbirini götürür. Bu ifadenin değeri de ne olur arkadaşlar?
eksi 7 bölü 3 şu kısımlardaki ifade tek sayı mı yoksa çift sayı mı olduğuna özellikle dikkat edelim. Arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlar kısmına çözemediğiniz soru türlerini ve anlayamadığınız konuları yazarsanız siz değerli öğrencilere çok daha fazla faydalı olurum. Videolarımı beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize gerek derslerinizde gerekse sınavlarınızda başarılar dilerim.